2000 polisin helikopter destekli yaptığı bir operasyonla tutuklandı. Kayabaşı bölgesinde yapılan bu operasyon sonrası polis telsizlerinden unutulmayan bu sesler yükseliyordu. Tarihte yeri vardır, kitaplarda yeri vardır. Onun için bu gün beni alıp gezmedim. Gayrimeşrular da işim olmaz. Sempatizan da değilimdir. Ama ona canım feda. Benim bayramda, sancağımda olur. Her yerde, Ankara'nın her yerinde. Buralarda durmazdık. Gezdiren, bizim işimiz gezmektir. Beraber gezdik. Lafıyla başlamadan bitiren Hasan Hüseyin Fani. Her şeyin istediği gibi gittiği dönemde oldukça tatsız bir olay yaşandı. O bölgenin köklü ailelerinden birinin fertleri, Bozo'nun akrabalarından bir kızı kaçırma işine girişti. Tüm sulh çabalarına rağmen olaylar yatışmadı ve daha önceden de var olan husumetleri artık başka bir noktaya gelmişti. Bozo, yaşanılan hadiseyi kaldıramadığı için kızgın ve sinirli bir şekilde yanındaki 2-3 arkadaşıyla birlikte kafasına kar maskesi geçirip bahsedilen isimli ailenin evine gittiler. İşler oldukça sarpa sarmışken Bozo orada bir hata yaptı. Düşmanlık duyduğu eve doğru ateş etti. Bu esnada kaçırılan kız onu "Abi yapma etme" diyerek durdurmak istedi. Yakınları çok iyi bilir ki Bozo oraya gittiyse amacı blöf değil, gerçekten de ateş etmektir. Bu arada olay yerine beraber geldiği arkadaşları onu yalnız bırakıp oradan kaçtılar. Gerek akrabası olan kızın haykırışları, gerekse karşı evde kadın ve çocukların olması onu sakinleştirdi. Olayları bir süre sineye çekmek için arkasını dönüp tam gidecekken sırtından vuruldu. Ölüm nefes kadar yakın. Yeni Doğan Mahallesi'nde o tarz bir ailenin evine gitmek ve böyle bir saldırı yapmak Bozo gibi gözü kara birinin işidir. Bozo belki de o eve giderek yanlış yapmıştır, ancak her ne olursa olsun yeraltı dünyasında altın bir kural varsa o da hasmın bile olsa asla sırtından vurmamaktır. Henüz 22 yaşındaki Bozo çatışarak, çarpışarak değil sırtından vurularak oracıkta hayatını kaybetti. Cenaze töreni olayın iç yüzünü görmek için yeterliydi. Tüm yeni doğan halkı yıkılmış, üzüntü ve sitem içerisinde feryat figan ederken ailenin ve arkadaşlarının göz bebeği 22 yaşında kara toprağa yar olmuştu. Henüz damatlık giyemeden kefen giymek Ferhat'ın kaderine yazılmış. Bin polisin helikopter destekli yaptığı bir operasyonla tutuklandı. Kayabaşı bölgesinde yapılan bu operasyon sonrası polis telsizlerinden unutulmayan bu sesler yükseliyordu. Tüm birimlerin dikkatine, Ankara bölgesinin en tehlikeli ismi Yunus Tepe'ni yapılan operasyon sonucu olunmuştur. Aslında hiç kimseyle bir münakaşası olmayan, haksızdan ve ezilenden yana olan imparator yine de tüm ilgiyi üzerine çekiyordu. Bu dönemde emanet, yani uzun namlulu silahlar sırtlarında sefirliklerini kuracakları yeni doğan sokaklarını çatılarda ve tepelerden izliyorlardı. Artık bu bölgede söz sahibi olmak isteyen herkes imparator ve ekibine farklı yollarla zarar vermenin planlarını yapıyorlardı. Tepeli ve ekibinin kendi rantları için büyük tehlike olacaklarını biliyorlardı. Bu yüzden onları saf dışı bırakmak istediler. O dönem gaddarlığı ve icatlarıyla nam salan tehlikeli isimlerden BT, yeni doğan bölgesine çökmeye, alıkoymaya çalışıyor ve mahallenin kontrolünü ele alıyordu. Halk bu olaya karşı çok tepkiliydi. Ama ne BT'ye karşı çıkmaya ne de seslerini duyurmaya güçleri yoktu. Herkes baştaki isimlerden bu olaya el atmalarını isteseler de kimse müdahil olmuyordu. Sadece Yunus Tepeli ve Emrah Saraç bu serzenişlere karşı sessiz kalmadı. Öncesinde BT ekibe dostça yaklaşıyor, aynı sofrada
aynı yemeği yiyorlardı. Sonrasında ekip bu kişinin yaptığı yanlışları, yürüdüğü yolun doğru olmadığını belirterek dostluklarına son vermişti. Sonra BT yeni doğan bölgesine alıkoyma, çökme icraatlerini gerçekleştirince Yunus Tepeli ve Emrah Saraç da araları açılıyor. Bu ekibin normal şartlarda uyarmak gibi bir huyları yok ama BT ile daha önceleri bir dostluklarının olduğu için kendisine uyarı anlamında haber gönderiyorlar. Tabii BT bu uyarıyı dinlemedi ve yeni doğan bölgesine ekibiyle baskın düzenlemeye karar verdi. Bütün hazırlıklarını yaptı. Mahalleye arkadaşlarının ve kendisinin içinde bulunduğu arabayla giriş yaptı. Kafasında planladığı şekilde eylemi gerçekleştireceğini düşündü. Ama girişte onu bekleyen Emrah Saraç, yani gerilla, Yunus Tepeli, yani namıdiğer imparatorla karşı karşıya gelince oraya geldikleri araba ve şahsi eşyalarını bırakıp arkalarına bakmadan uzaklaştılar. Tabii bu olaylar herkes tarafından duyulmaya başlamıştı. Eylemi yapmaya çalışan BT'yi tanıyan herkes, Yunus Tepeli ve ekibini düzeni bozdurtmayıp o insana karşı tek baş kaldıran, artık bölgenin düzenini ve adaletini sağlayacak kişiler olarak görmeye başladılar. Yine o dönemler bölgenin en büyük kabadayılarından biri Yunus Tepeli'yi rahatsız edildiği bir olaydan dolayı ziyaret etti. BT ile karşı karşıya geldiğini, hatta anlaşmazlık yaşadıklarını söyledi. Sonrasında BT'nin ortadan kaldırılması karşılığında Tepeli'ye bir çanta dolusu para teklif etti. Tepeli bu teklifi hemen orada reddetti ve "Ben hayatım boyunca para için adam vurmadım, vurmam da" dedi. Yiğit Han'ın en büyük olayı Bozo, yani Ferhat Alır Satar'ın intikamını almak oldu. Hikayesinde bahsettiğimiz isimli aile tarafından sırtından vurulan Bozo'nun ölümü Yiğit Han'ı derinden sarstı. Bu olayın başında Yiğit Han, Bozo'nun kanı yerde bir yıl kalmadan o intikamı alacağım dedi. Bozo'nun ölüm haberinden sonra Yiğit'in hayatı 180 derece değişiyor. Tüm birikmişlerinden, tüm olanaklarından önce Bozo'nun intikam ateşi içerisinde taşıyan Yiğit, bir gün o intikamı alacağını ve bu davadan vazgeçmeyeceğini çevresindeki tüm insanlara bildirmişti. Sonrasında Yiğit Han, o aileden belki de ailenin en masum isimlerinden bir ismi olsa da Yeni Doğan Mahallesi'ndeki bir kahvehanenin, yani Berduş'un kahvesinin önüne çağırıyor ve girdikleri harbede sonucu şahsı vuruyor. İntikam ateşiyle yanan Yiğit, o tarihte yaptığı eylemin arkasında olmanın gururunu taşıyordu. İşte o tarihten sonra firari günler Yiğit için başlamıştı. Artık tüm gemileri yakmış, kimsenin karşı karşıya gelmek istemediği bir figür haline gelmişti. Öyle ki Yiğit Han'ın yaşı daha 19 olmasına rağmen, böyle büyük bir aileden kendince aldığı intikam, yükselmesine ve adının çok duyulmasına sebep oldu. Firar hayatı ve hikayesi de aslında buradan sonra başladı. ...2000 yılından sonra çeşitli suçlar işlemeye başlıyor. Tayfun Akkaya cezaevi öncesi ve sonrası olarak iki ayrı karakter gibi, farklı bir maske takmış gibi, 2000'den sonra kısa dönemde suç makinesi oluyor. Adam yaralama, tehdit, alıkoyma gibi pek çok suça karışır. 20'li yaşlarının hemen başında olan Tayfun Akkaya, Deli Bülent, yani Bülent Pusat ve Sedat Yavuz, Kara Davut, yani Davut Kağıt, Altan Balıkçı ile birlikte ortak işler yaparlar. Bu isimler o dönem bölgeye son derece hakimdir. Gazinolar, kumar oynatan ve birçok illegal işte Gençlik Parkı'nın en popüler olduğu dönemlerde bu ekip bu gücün farkına varır ve kısa sürede adını duyurmayı başarır. O dönemlerde Eyvah Sanchez lakabıyla bilinen Sanchez, yani Murat Çetinkaya ve bölgede en bilinen isimlerden Hakim Böke, Mehmet Okur gibi kabadayıların yanında bir de parlayan Tayfun Akkaya var. Tayfun Akkaya bileğine güvenen, fiziksel olarak son derece kuvvetli, sadece gücüne değil duruşuna ve karakterine de güvenen birisidir. Yeni Doğan'da bileğini bükecek onun karşısına çıkacak delikanlı yok. Dört beş defa üst üste yanmıştır biraz cezaevi yani. Çok yanmıştır da. Onların sübyanlığında da yandı yani. Duvar film oynadı, geceleyin burayı yaktılar. Bülent Sönmez, Oktay Bozkuş, Arif Etneş, Serdar Alp, Murat Genca, bunlar duvar filmi gece televizyonda oynadı. 8. koğuşta seyrediyoruz. Gece burayı yandı yani. Yani Yılmaz Güney burada gerçek bir hikaye değindi. Onlar da ne yaptı? O filmi seyrettiler, burayı yaktılar. Anlıyor musun kardeşim? Olay nedir? Burada işte duvarlarda yazar cezaevinin.
Taş taşı ama laf taşı mı? İşte bir laf buradaki bütün dostlukları, buradaki kader birlikleri dışarıda herkes aslında biliyor. Burada hep sabaha kadar oturup beraber yerdi içerdi, volta atardı. Sonra kan girdi, kin girdi kardeş. Hepsi böyle oldu. Emre abi benim için ne ifade ediyor? Güzel bir soru. Benim için bu alemde tek kral. Benim tek abimdir. Memlekette ben bir onunla gezdim. Kralıyla da gezmedim. Gayrimeşrulardan şim olmaz. Sempatizan da değilimdir. Ama ona canım feda. Benim bayramda sancağım da odur yani. Bu alemde de tek o girdi. Gayrimeşrul bitti. Biz beraber ben 8,5 ay yattım. O geldi, o geldikten 3 ay sonra ben çıktım cezaevinden. Benim avukatım bile avukatlık yapamadı. Hani hakime avukatlığı o yaptı benim yerime. Eğer ki benim avukatım bana avukatlık yapsaydı ben ceza alırdım. Çok ceza alırdım. Emre abi herkese karşı iyidir. İşinde, gücünde olan, ekmeğinde olan insanlarla kesinlikle iş olmaz. Oturur, güler, kaynatır. Küçük de küçük olur, büyük de büyük olur. Öyle bir insan. Böyle kibir göremezsin. Biz bir ortamda oturduk, bizi tanımazlardı. Böyle anlatırlar. Böyle sanki anlatırlar, ejderha. Adam bilmiyor ki ben tanıyorum, şöyle tanıyorum, böyle tanıyorum. Halbuki yan yana oturuyoruz. Gayrimeşrul'un sempatizanı çok olduğu gibi takip de ediyorlar. Hani bilmiyor ama seviyor yani. Biz ikimiz 2009'da çıktığında beraber geziyorduk, sadece ikimiz geziyorduk. Kimseden bir beklentimiz olmadı ya. Hiçbir güç de bize güç katamazdı ya. Bizim gücümüz herkese yeter. Cemal abi kimseye kötülük etmedi. Etmemiştir. Tarihte yeri vardır, kitaplarda yeri vardır. Zenginden alıp da fakire verendi. Halim Taner'in Keşanlı Ali Destanlı, Kürt Cemal'in hikayesinden yola çıkılarak yazıldığını biliyoruz. Fakirler babasıydı. Ankaralı Kürt Cemal'i dedim mi, yer gök sümbür diyordu. Ankara'nın, Türkiye'nin en büyük gelmiş geçmiş tek kabadayısı bizim dedelerimizin anlattığı Kürt Cemal'iymiş. Cemal amca öyle bir delikanlıymış ki onun vefat ettiğinde zaten bir Türkiye ağlamış yani. 1959-60 yıllarının başında hem oyunculuğa ve hem gayrimeşru dünyasını merak eden Yılmaz Güney, Kürt Cemali'nin namını duydu ve yanına gitmek istedi. Sırf Cemali'yi görmek için onun gittiği yerlere gidiyor, onu iyi analiz ediyordu. Sonrasında filmlerinde Kabadayı figürlerini ve Adalet Timsali filmlerini Cemali'den örnek alarak yaptığı söylenir. Dündar Kılıç'ta olan yakınlığı nedeniyle bunu açıkça lanse edemese de Yılmaz Güney'in yakın çevresi bu gerçeği asla saklamaz. Ölümünden önceki 3-4 yılında o artık tam olarak bir hükümdar olmuştu. Tek başına bir ordusu vardı ve binlerce kişiyi yönetiyordu. O dönemlerde askerlik celbi gelen Cemali aslında daha önceden askere gitmesi gerekirken yine de devleti karşısına almadı ve Sivas'a askerliğini yapmaya gitti. O dönem af yasasının çıkmasından dolayı Kabadayı Mehmet dışarı çıktı. Cemali'nin askerde olmasını fırsat bilerek oluşan otoriterlik boşluğunu zalimlikle, zulümle doldurmaya çalışıyordu. Kürt Cemali'nin kumarhanesine insanların gitmesini engellemek için de yoğun çaba gösterdi. Çünkü kendi kumarhanesini büyütmek parasal olarak onu daha güçlü kılacaktı. Bu duyumlar Cemali askerdeyken kulağına gitti ve firar etmesine sebep oldu. Çünkü adaleti sağlamak için kurduğu bu düzen bozulmaya başlamıştı. Firar edip tekrar şehre döndüğünde davullarla, zurnalarla karşılanmıştı. Şehri başkent hiç yaşamadığı bir sevinç ve cümbüşle karşılamıştı kahramanını. Cemali'nin geldiğini duyan Kabadayı Mehmet tedirgin oluyor ve arkadaşı Dündar Kılıç'a ne yapmaları gerektiğini soruyor. O da işimiz bitti, işler sarpa sardı dediği söylenir rivayetlere göre. O meşhur gece gelip çattı. Kabadayı Mehmet Kürt Cemali'yi kumarhanesine davet etti. Herkes bu uzanan elin dost eli olmadığını anlayıp Cemali'yi uyarsa da o racon ne derse onu uyguluyor ve davete icabet ediyor. Racon gereği boş tabanca ve tek başına mekana git. 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan 1962 gecesi kapıda onu Kabadayı Mehmet ve Dündar Kılıç karşıladı. Her zaman dediğimiz gibi Kürt Cemali her kulvarda en iyisi. 3-4 saatlik oyunda hiç kaybetmiyor ve çok büyük bir hasılat topluyor. Yine de parayı davet olduğu için Kabadayı Mehmet'e bırakıp ve masadan kalkacakken masadakiler buna izin vermedi. Aslında amaç tamamen orada bir gerginlik çıkması ve Kürt Cemali'nin pusuya düşürülmesi. İstedikleri tabii ki de oldu. Masada çıkan gerginliğin ardından birden mekanın ışıkları kapandı ve Kürt Cemali sırtından kahpece vuruldu.
Işıklar açıldığında Cemal'in mermileri silaha yerleştirmeye çalıştığı da anlaşılıyor. Ama iş işten geçmişti ve kahpe bir kurşun öldürmüştü onu. Babaları dizginleyen, fırtınaları dindiren, nice olayları tek lafıyla başlamadan bitiren Hasan Hüseyin Fani. 82 yılında bir arkadaşının eniştesiyle olan husumeti neticesinde bir olaya müdahil oluyor. Bu olayda taraf değil, hakem olmak isterken çocukluğundan bu yana haksızlıklara karşı olan net tavrı nedeniyle bir anda münakaşaya dahil oluyor. Ve arkadaşıyla beraber ilk cinayet davasında ismi geçiyor. Tutuklanan Fani, arkadaşının bu olaydan zarar görmemesi için onun suçunu da üstüne alıp ilk cezaevi yıllarına başlamış ve cezaevinin o soğuk yüzüyle tanımıştı. Arkadaşının suçunu üstlenmesi ve onu bu olaydan kurtarmasına rağmen arkadaşı ona ihanet edip ona cezaevine girmeden önceki sözlerini yerine getirmiyordu. Hatta cinayetle alakalı Fani'yi suçluyordu. Akabinde bu olaylar Fani'nin kulağına gitti. Fani ise bu ihanet karşısında adeta çılgına döndü ve dışarıdaki arkadaşının kalemini kırdığını ilan etti. Ve ona kendisine yaptığı ihanetin hesabını soracağını, artık arkadaşı dostu değil, bizzat düşmanı olduğunu söyledi. Bu tehdit karşısında olayların nereye gidebileceğinin farkına varan arkadaşının ailesi, Fani'nin cezaevinde olduğu yıllarda çocuklarını Almanya'ya kaçırdı. Oktan polislerle hani çatışma gibi olayları polislerin devamlı onlara atması. GBT yok, dur yok. Direkt gördükleri yerinde devamlı sıkıyorlarmış zaten. Yani çoluğuyla çocuğuyla bir yere giderken bile çocuğu önüne oturuyormuş. Yani polisler görünce arabada çocuk var, ateş etmesinler diye. Hani kaç tane arabanın delik deşik olduğu belli. Her gördükleri arabanın delik deşikler. Çoğu araba paramparça. Polisler durmadan ateş. Yani insanın artık bir yere kadar da ayağı yere basmıyor. Sonki operasyonda zaten yapılmayacak, insanlığa sığmayacak bir şey yaptılar ya. Yani bir insanı sen evine basıyorsun, sana teslim oluyor. 48 tane boş kovan çıkıyor evin içinden. 28 tane vücuduna isabet etmiş. Nasıl bir şeyse. İşte diyor ki polise ateş etmiş. Ateş etme falan yok kardeşim. Doğruya doğru. Yukarıda Allah var. Yani diyor ki polise vurmuş. Evde çocuklar var. Kendisi çocuk içinde zaten vefat ediyor. Normal raporlarında işte polise çatışmaya girdi. Polise sığmış. Öyle bir şey yok. Asla öyle bir şey yok yani. Polise çatışmaya girdi. Çünkü evin içinde çoluğu çocuğu var. Ya en sonki mevzuda zaten Oktay'ın infaz edildiği dönemde sabah beraber kahvaltı yaptık. Yani aynı evler yan yanaydı gece kondu döneminde. Böyle bir olayın gerçekleşeceğini, böyle bir olayın olacağını tahmin edemiyoruz yani. Bir anda koskoca mahallede 200-300 tane polis oldu. Ondan sonra çatışma olayı yani bir gittik evin önüne zaten Oktay'ım orada infaz etmişler. Adam evin içinde uyuyordu. Ha, uyumuyor olsaydı Oktay'ım yine kaçardı yani. Hani onlarla çatışmaya yani, kendisi girmezdi. Bir yani polis vurmazdı. Sıkılan mermilerle susturucu takılmış yani. Çünkü 28 tane üstüne isabet etmiş. 48 tane boş kovan var. Bu evin içinde hiç kimse bir tane silah sesini duymamış yani. Madem Oktay'ım sıktıysa silah sesi duyulurdu ya. Silah, evin içinde çoluğu çocuğun içinde olan bir şey yani bu. Evde kimse yok. Orada bir gayrimeşhur evi değil. Bir faylimeşhur torbacı evi de değil. Kendi kardeşinin evi. Öldürdüler. Allah herkesten hesabını sorar tabii ya. Yani bir insanı zaten adam ölmüş. Adamın yani kafasında 2-3 tane delik var yani. Bu adamı öldürdünüz. Yani bir insan Müslüman olur. Müslüman evladı. Müslüman bunu yapar mı? Adamın kafasında 3 tane mermi izi var. Vücudunda 20-25 tane mermi izi var. Yıkamaya girdiğimizde ya yemin ederim pamuklarla yaralanmayan bunu tıkladık yani artık hani daha hala kan geliyordu yani adamın üstünden yani pamuklarla tıkadık yani. Keşke tutuklasaydınız, cezaevinde olsaydı yani öldürmeyi de geçtik yani hadi öldürdünüz. Ya bu şekilde ölmesi bizim şu canımızı yaktı, ciğerimizi yaktı yani gerçekten bizim başımızdı, büyüğümüzdü, abimiz yani.